Cenab-ı Hak'tan yardım istemenin kuralı var burada. Hiç kimse hayalci olmasın. Burası imtihan dünyası. Burada kurallar işler. Feminen nasimen yakul. İnsanlardan kimisi şöyle der. Rabbena atina fid dünya ve ma lehu fil ahireti min halak. Ya Rabbi bana dünyalık ver. Bana mal ver, araba ver, eş ver, aş ver, iş ver. İster de ister. Ahiret istemediği için ahiretle ilgili bir şeysi yok. Ya Rabbi bana bu dünyada ver diyeceğiz tabi, Allah'tan isteyeceğiz şüphesiz. Onların ahirette bir alacakları yok. Çünkü ahiret istemiyor ki. Bak Allah'tan istiyor bu da. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Kimi insanlar da der ki رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Kimi insanlar da der ki Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. İkisini de ister. Bizi cehennem azabından koru. Peki netice elde etti mi? Birisi dünyalık istiyor. Birisi hem dünyalık hem ahiret istiyor. Elde edecek mi neticeyi? Hayır. Hayır. Gerekeni yapmadan olmaz. Niye olmaz? Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا Bunların her birisinin kendi hanesine yazılan kazancından bir paydır. Yani ahiret, dünya istiyor musun? Çalışacaksın. Çalışmasan bir şey yok. Ahiret istiyor musun? Çalışacaksın. Çalışmasan bir şey yok. Hem dünya hem ahiret istiyor musun? Çalışacaksın. Çalışmasan bir şey yok. Evet, önce Cenab-ı Hak'tan isteyeceksin. Allah-u Teala bir yere yazmadan zaten onu asla elde edemez. Allah onu yazacak. Ama yazması olması manasına değil. Yazmazsa asla olmaz. Yazdığı zaman mutlaka olacak demek değil. Niye değil? Şimdi ayet-i kerimelerden okuruz, görürüz. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا Kazançlarından bir pay var. وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah hesabı çok çabuk görür. Yatana hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bazılarının sırtından geçinirler. Babadan kalma, atadan kalma mallar yerler, çok rahat gibi gözükürler. Ama onun sevabı o para, o malı kim kazandıysa onadır. Diyene değil. Herkes kendi kazancının karşılığını alır çünkü. Herkes çalışması karşısında rehinedir. Bedelini ödersen Allah-u Teala seni azat eder, ödemezsen bir şey yok.